değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Yusuf bir kuldan medet istediği için mi 8 sene hapishanede kaldı? İbni Kesir'in de belirttiği gibi tefsirlerde yer alan Hz. Yusuf Allah'ın yerine bir kuldan medet beklediği için fazladan 8 sene zindanda kaldı anlamına gelen rivayetler son derece zayıftır. İnsanlar hem inanç hem de sebepler dairesinde yaşamak zorundadır. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir hatırlatmada bulunmasını istemesi inancımızla ve sebeplere müracaat etmekle aykırı bir şey değildir. Çünkü insan inanç dairesindeyken elbette her şeyi Allah'tan bilir ve sadece Allah'tan ister. Ama sebepler dairesinde Allah'ın kainata koyduğu sebeplere uymak da o inancımıza aykırı değildir. O da Allahu Teala'nın kanunlarına uymak anlamına geliyor. Dolayısıyla her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Sebeplere yapışmanın bir anlamı yoktur deyip tembel temel oturmak Allah'ın alim, hakim ismine karşı bir saygısızlık olur. Onun kainattaki nizam örgüsüne karşı bir hürmetsizlik olur. Bu sebeple Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kralın yanında beni an demesinde dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. Dolayısıyla onun bu davranışı zindanda fazla kalmasının sebebi olamaz ve gösterilemez. Ayette şeytan unutturdu ifadesi bu unutturma eşinin Allah tarafından bir ceza olarak verilmediğinin bir delil olarak görülebilir. O halde bizim sebeplere yapışmamızda hiçbir günah olmadığı gibi Allah'ın hakim ismine karşı bir saygı ifade ettiği için halis bir niyetle yapıldığı takdirde sevaplı bir ibadettir. Nitekim Tirmizi ve Ebu Davud'da tedavi olun, şifa bulun mealindeki hadiste sebeplere riayet etmenin gereği açıkça vurgulanmıştır. Yeter ki şifayı, sonuçları Allah'tan bilelim. İlacı Allah'ın şifasına kavuşmaya bir vesile bilelim. Özetle, izzet ve azamet ister ki esbab yani sebepler perdedarı, desti, kudret olan aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikiden.